Merhaba TV Bu Spor izleyicileri. Bir kere daha ters köşede birlikteyiz. Gündemin hızlı bir özetini yapacağız. Zeki Önder Özen ve Uğur Boral'la birlikteyiz. Hemen konularımıza geçiyoruz. Konumuz ne olacak? Tabii ki son dönemin, daha doğrusu geçtiğimiz haftanın en önemli, en gündemde konusu. FIFA Yılın Futbolcusu ödülü diye tahmin ediyorum. Editörümüz, evet haklıymışım. FIFA Yılın Futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu. Bunu daha önce de aslında ilk adaylar belirlendiğinde konuşmuştuk ama normal sonuç herhalde bence. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle normal sonuç. Yani geçen sene çok pırıltılı performans gösteren bir Griezmann vardı. Ben herkesin önüne koyardım performans olarak ama Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti. Avrupa Şampiyonası finalini kaybetti. O finalleri Ronaldo kazandı. Hatta gerçi winner effect dedik biraz, yani. Nasıl? Avrupa Şampiyonası finali biraz şey sayılır mı? Hani Ronaldo mu kazandı? Ronaldo kazanmadı ama yani oraya gidene kadar o kazanıcı, yenici oyuncunun etkisini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Hani Avrupalılar winner effect dedi. Bazı teknik adamlar öyle tarif etti. Ki ben o tanımlamayı çok doğru buldum. O sebeple her şeyi toparlamış, her şeyi kazanmış birisi olarak bence almalıydı, aldı. Doğru bir karardı yani. Ben de milli takım antrenörü olsam ben de gider ona oy atardım yani. Sen atar mıydın? Hem kulüp hem de milli takım bazında yılın en önemli iki turnuvasını kazanmış. Evet, o yani. İçinde de başrol oynamış oyuncunun. Evet. Herhalde çok da şaşırtıcı değil. Bütün bir sene oynamasa bile gene gider Ronaldo'ya. Yani o kadar Real Madrid'den dolayı o kadar seviyorum onu. Doğru bir karar. Ama tabii orada çelişkiler var değil mi hocam? Acaba katılıyor musun sen bana? Mesela Griezmann çok iyi oynadı. Evet. Ama kupaları kazanmadı. Evet. Hani acaba orada bir şey düşünebilir mi? Yani oyuncunun performansına verilsin. Evet. Peki kupalara mesela, verilmesin denilebilir mi acaba? Evet. Aynen. Mesela atıyorum Gareth Bale mesela harika bir Avrupa Şampiyonası yaşadı ama sonuçta Galler'in oyuncusu. Evet. Ve onun takım arkadaşlarıyla Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşları aynı ölçekte olmaz. Belki tabii normal yani lig sezonuna bakarsak Ronaldo'nun etkisi daha fazla diyebiliriz ama diyelim ki şöyle bir şey oldu. Çok değerli bir oyuncu, inanılmaz müthiş bir performans gösteriyor. Anderlecht'te. Anderlecht'le Villarreal Ligi şampiyonu ama Şampiyonlar Ligi'nde en fazla çeyrek finale gidebiliyorlar. İşte atıyorum Nijeryalı. Nijeryalı olduğu için Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor ama orada da eleniyor. Şimdi bunun hiç kazanma şansı olmayacak mı o zaman? Kaan'cığım şöyle bir kazanma şansı var. Alacak topu 45 metreden çatala atacak. O zaman kazanabilir. Attı 5 kere. Şey, o zaman yılın golü ödülünü kazanacak. Başka türlü kazanamaz. Malezyalı'nın kazandığı gibi. Anladım. Yani başka türlü biraz böyle. Yani büyük kulüp oyuncuları kazanan kulüplerin oyuncuları o anlamda çok avantajlı. Bu gerçek. Adil bu Space Jam filminin örneği gibi bu değil mi? Yani şöyle bir şey. Kadroda Cristiano Ronaldo varsa ya biz bu kupayı kazanabiliriz diyor Portekiz. Ama Cristiano Ronaldo'yu çıkarsan Portekiz sıradanlaşıyor biraz. Yani hani değil mi? Öyle doğru. Bir efekti olduğu için winner effect dedikleri olay öyle bir efekti olduğu için herhalde bütün takıma bir hem güven hem ekstra motivasyon hem de bir lokomotif etkisi yaratıyor. Ya bu kesinlikle. Sen kendi takımına değil ki sadece rakibe de bir gözdağı bu yani. Cristiano Ronaldo var karşıda. Otomatikmen gardını almak zorunda. Hani daha çok özgüvenle yükleneceğini düşünürken Cristiano Ronaldo'yu gördüğü anda kadroda bir an kendini geri çekiyor olabilir. O yüzden de bu oyuncuların hani mesela final maçını ben izledim Şampiyonlar Ligi finalini. Griezmann çok daha iyi oynadı. Penaltı kaçırmasına rağmen. Tabii. Cristiano Ronaldo ayağına top değmedi neredeyse. Son penaltıyı attı. Son penaltıyı attı ve winner oldu bir anda. İşte o yüzden soruyorum acaba çok doğru mu acaba bu? Yalnız milli takım teknik direktörleri seçiyor değil mi? Oy verenler evet, bunlar. Evet. Ağırlıklı olarak onların oyları önemli. Milli takım kaptanları da veriyor galiba. Hı hı. Şimdi her milli takım teknik direktörün rüyasıdır. O tip bir oyuncuya sahip olabilmek. Biraz hani bu adil bir seçim mi diye bakarken aslında milli takım antrenörlerinin seçimini sorguluyoruz bir taraftan. Sorgulayabiliriz. Ama onların bakış açısı tamamen sonuç alma içgüdüsüyle yapılan bir seçim. O yüzden o winner efekti zaten bir teknik direktör söyledi. No, yani çok isimli olmayan bir teknik direktör ama ben onun kupa değerlendirmesini okumuştum. O çok güçlü bir tanımlamaydı. O tanımlama üstünden yürüdü teknik adamlar. Bu yüzden de herhalde bu ödülde milli takım performansları oyuncuların normalden biraz daha öne çıkıyor diyebiliriz. Yani kesinlikle. Özellikle jürinin kim olduğunu düşünürsek. Bu da bence biraz tabii yılın futbolcusu dediğin zaman adaleti bozuyor demeyeceğim ama ağırlıklarını
ağırlık değerlerini biraz değiştiriyor gibi. Çünkü hani hakikaten gerçekten işte Bale gibi ya da başka bir oyuncu gibi milli takımdaki başarı şansı nispeten düşük olan oyuncuların şansını azaltan bir faktör. Bu ne kadar adil dersiniz bilmiyorum ama bence ağırlıklarını değiştiren bir durum. Veya mesela hep Messi ile ilgili bahsedilen hani Arjantin'de çok çok başarılı olmadı ama hangi takımda oyuncunun hangi rolde olduğu da çok önemli rolü oynuyor başarısında herhalde. Kesin. Çünkü Ronaldo'nun oynadığı stil her yerde başarılı olabilecek gibi bence. Messi'nin biraz daha... hani Barcelona'ya uygun, sanki bağımlı gibi mi? Bağımlı demeyeyim de orada daha verimli oluyor. Yani o tip bir oyunda. Yani sürükleyici değil bir ana parça gibi olduğu zaman daha verimli oluyor gibi deyip devam ediyoruz. Hemen son sözü kendime verdim. Bu arada FIFA Yılın Futbolcusu ödülünden FIFA Yılın Teknik Direktörü ödülüne giriyoruz. Burada aslında biz gene tartışmıştık ama ödül... Beklendiği gibi demek istiyorum ben. Claudio Ranieri'ye gitti. Yani Ranieri'nin zaten geçtiğimiz sezon çok başarılı olduğuyla ilgili herhangi kimsenin bir soru işareti olacağını zannetmiyorum. Ama standart başarılı bir teknik direktörden çok daha farklı. Yani belki de bundan 50 yıl sonra bile anlatılacak bir hikayenin yaratıcısı olması bence çok etkileyici. Hocam yine önce sözü sana vereceğim. Bu seni daha çok ilgilendiriyor. Yani hikayenin baş kahramanı o aslında. Yani oyuncuları seçerken de tabii ki o çalışmaları yapan, işte burada zaman zaman söylüyorum, Şahin Ahmiyası'nda kulaktan çınlatayım, bana da onlar anlatmıştı. Bir algoritmaları var. Underrated oyuncular üzerinden çalışma yaptılar. Yani bir teknik adamı ona inandırmak da zordur. Teknik adam önce ona teslim olarak, o algoritmaya teslim olarak zaten bir aslan payını hak etti. Sonra da 5 favoriye karşı mücadele verdi. Yani bazı ligler vardır. Mesela Almanya'da şampiyon olmakla İngiltere'de veya İspanya'da şampiyon olmakla fark var. Almanya'da bir tane olağan favori vardır. Bir tanedir büyük. Diğerleri diğerleridir. Ama İngiltere'de 5 tane vardır. Diğerleri diğerleridir. 5'in dışındaki diğerleridir. Yani 5 tane favoriye karşı verilen bir mücadele, düşük bütçe, küçük stat, nispeten isimsiz oyuncular. Ki, yani Mahrez'i kim tanıyordu? Vardy'i kim tanıyordu? N'Golo Kante'yi kim tanıyordu? Yani ortalama bir futbol severin tanıdığı oyuncular değillerdi bunlar. Zaten tanıdığı olsalardı muhtemelen Leicester'da olmazlardı. Tabii canım, zaten kafayı gösteren hemen aldılar. Yani 5 milyon euroya aldıkları oyuncu 35 milyon euroya satıldı. Baş aktörü bence Ranieri'ydi. Ve böyle bir ödülü bir de alma şansı yoktu. Yani ben oy verenlerden biri olsam verirdim. Çünkü son şansıydı artık onun da. Bence adayları da göz önünde bulundurursak doğru seçimdir. Sen ne diyorsun? Ben bundan önce konuştuğumuzda da hatırlıyorum. Evet. Şimdi Ranieri'nin başarısının ne kadar olağanüstü olduğunu kesinlikle gölgelemeyelim. Hocam da özetledi zaten ama işler biraz da lehine gitti galiba. Yani tabii ki zaten işler lehine gitmesi diğer takımlar büyüklüğüyle birlikte onu ezerler, ayrı konu da. O sene City'nin çalkantıları, işte Mourinho'nun performansının düşük olması Chelsea ile doğru orantılı olarak. Zaten Ferguson'un ayrıldıktan sonra Manchester United'in içinde bulunduğu kaos durumu. Bunların hepsi tabii bir araya geldi. Hepsi bir araya gelince bir anda yakalamış olduğu o ivme ile, hava ile birlikte Ranieri'nin de küçük dokunuşları ve o süreci çok iyi yönetmesi Leicester'ın şampiyonluğunu getirdi. Bence de sen çok güzel söyledin. Bundan belki 50 yıl sonra bile bu konuşulacak. Tabii ki. O yüzden de bence sonuna kadar hak ettiği bir senede ödülü alması çok doğruydu. Ben de aynı hoca gibi düşünüyorum. Şeyi sormak istiyorum. Yani ben mesela hiç sporun direkt içinden gelmediğim için merak ettiğim konulardan biridir. Ben hep şeyi düşünüyordum ki buna pek çok kişinin de hemfikir olduğunu görmüştüm. Başarı yaklaştıkça, yani şampiyonluk yaklaştıkça son 10 haftada, son 8 haftada bu baskının buna alışık olmayan takım üzerinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Burada Ranieri'nin etkisi ne olacak? Yani böyle bir şey var mı, her şeyden önce onu sorayım. Kesinlikle, kesinlikle Ranieri'nin etkisinin çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela geçen programlarda hep söyledik. Şampiyonu olabilmek, büyük oyuncu olabilmek, yani büyük takım oyuncusu olabilmenin kriteri her maçı kazanmak zorunda olmanın stresiyle çıkmak. Çok haklısın. Maça. Hep bir gol fazla atmak zorundasındır. Ve bunun bilinciyle sahaya çıkarsın. Bütün haftayı bunu bu şekilde yaşarsın. Maçı da bu şekilde bir gol fazla atacağım diye çıkmak zorundasın. Ve o golü atmak zorunda olduğun için ekstra çabalamak zorundasın. Şimdi bu gerçekten oyuncuların üzerindeki baskıyı, stresi çok fazla arttıran bir şey. İşte bu gibi noktalarda Ranieri
takımın üzerindeki stresi bazı dokunuşlarıyla o stresi kendi üzerine çekti. İşte bu yüzden de oyuncularla zaten belli başlı röportajlarında, oyuncularla ilişkilerinde de gördüğüm o yakınlıklarının da Ranieri'den kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden de Ranieri'ye burada büyük bir pay veriyorum. Evet, ben özellikle son haftalarda performans düşmemesi çok etkileyiciydi. Hemen buradan biraz daha geniş kapsamlı FIFA yılın 11'ine geçelim. Burada ilginç bir şey oldu. Biraz da insanlar şaşırdı gibi. Griezmann oylamada 3. oldu ki, yani sadece 3. olması önemli değil. Yani burada da bahsettik. Geçtiğimiz yıl tüm dünyadaki en değerli, en önemli işleri imza atmış oyunculardan biriydi. Yılın en iyi futbolcusu ödülünde 3. oldu. Yılın 11'inde seçilmedi. Yani bu normal mi diyeceğim. Şimdi ben burada hemen bir giriş yapayım. Şimdi bu oylama teknikleri, yani oylayan grupla ilgili bir şey. NBA'den bir örnek vermek gerekirse, bundan 2 sezon önce Marc Gasol yılın savunmacısı seçilmişti. Yılın savunmacısını çünkü BD mensupları seçiyordu. Asistan, yani koçların seçtiği yılın savunma beşlerinde ne ilk beşe ne ikinci beşe seçilmemişti. Yani sezonun en iyi 10 savunmacısı arasında seçmemişlerdi ama medya seçmişti. Bu tip bir farklı yerlerden gelen oylamaların etkisi olabilir. Ki zaten olabilir değil, öyle olmuş durumda. Farklı yerlerden gelen oylar yüzünden. Ama her ne kadar işte Luis Suarez'i, Messi'si falan az çok etkili olsa da, yani Griezmann'ın orada olmaması, bu dediğim gibi jüriler farklı olduğu için böyle bir durum ortaya çıktı ama ilk 11 alınmaması da biraz bence tuhaf ne olursa olsun. Pozisyonu bulamadı kendini. Bravo. Çünkü bulamadı. Büyük ihtimalle milli takım antrenörlerine, yani oy verecek olanlara kutular gitti. Kaleci, sağ bekler, işte belki takım formasyonunu bile FIFA gönderdi. O kutuların içine oyuncu yazmaya çalışırken antrenör eline kağıdı aldı. Adaylara baktı. Ronaldo orada, Messi orada, Neymar orada, Suarez orada, Griezmann orada. Bunları koyacak kutuya. Yani o yüzden o kutuda yer kalmadı. Yani öndeki 3 kutuda yer bulamadı. Savunmada oynatmam diyorsun. Oynatmadılar. Aslında mantık olarak %100 orada olmayı hak etmişti. Yani o podyumdan yürümeyi de. Sunucuyu da ben havaalanında seyrettim Antalya'dan dönerken ödül törenine. Şahane de bir şey vardı, sunucu ekip vardı. Orada olmayı hak etti. Yani görkemli bir tören o. Orada olmayı hak etmişti ama kutuda boş yer kalmadı ona. Şanssızlığı yılın oyuncusu, mesela yılın oyuncusu adayları, mesela bir tanesi stoper olsaydı, öbürü kaleci, iki tanesi hücumcu olsaydı o listede olacaktı ilk 11'de. Peki hocam. Ama hepsi aynı pozisyon oyuncusuydu yani. Bunları söyledin, güzel. Ben sana oy pusulası veriyorum. Evet. Almayacak mısın? 4-3-3 oynatıyoruz. Ben aldım. %100 aldım. 4-3-3 oynatıyoruz. Aldım. Her türlü aldım yani. Tamam. 3 forvet söyle de o zaman öyle şey. Ben işte o winner effect sebebiyle Ronaldo, Messi ve Griezmann. Benim 11'im böyle. Suarez'i almadım diyorsun. Yok, Suarez'i almadım. Yani. Hiç, tamam. Hiç soruyorum hocam. Hiç düşünmedim bile. Yani Suarez'i çıkartıp oraya Griezmann'ı koyardım. Yani Messi'yi öne koydum. İki kenara da Griezmann'la Ronaldo'yu tamam, koydum. Tamam hocam. Yani ben oy pusulanı sordum sadece. Benim pusulam yani. Bana kızdı yalnız. Yok, kesinlikle. Yani evet, yani takımı bu şekilde yaptığın zaman Griezmann'a bir yer bulabiliyoruz. Ama Griezmann'ı ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Griezmann'ın santraformu tam net, pivot santraformu benim için çok önemli değil. Hani Suarez daha pivot bir santrafor, evet. Yani benim gözümde. Hani Suarez'i oraya koyduk. Arkada zaten Cristiano Ronaldo. Neymar mı Griezmann mı? Bana göre de Neymar. Oo. Tabii Neymar da olimpiyatı kazandı mesela. Evet. Ha, şimdi olimpiyat. Yani pozisyon bulamadı ya Griezmann kendine. O yüzden yani peki onun şanssızlığı. Peki sana oy pusulası verdiğimde. Ben de bu seçilen ön tarafı bu seçilen 11 gibi yapardım. Ha, almazdım diyorsun. Almazdım. Yani almazdım değil. Alamıyorum yani. O zaman sorardık. Alamıyorum yani. Hani nereye koyayım? Baksana hocam Neymar. Uğur Boral'ı ilerideki teknik direktörlük kariyerinde Griezmann'ı yedek oturtması hep bahsedecek. Yani mesela takımlarda böyle şanssızlıklar olmuştur değil mi? Tabii, İki pozisyonun çok önemli. İki tane adayı var. Bir tanesi oynamak zorunda. Evet. Hani Griezmann'ın başına gelen de bu olmuş. Yani performansını asla küçümseyemeyiz. Muhteşem bir yıl geçirdi. Avrupa Şampiyonası'nda da muhteşem oynadı ama ancak. Oğlum, sen bir sol ayaklı oyuncuyu nasıl almadın, ben ona hayret ediyorum yani. Ya hocam bu. Sen seversin bu böyle kıpır kıpır solakları. Ekstra, çok ekstralar ya hocam. Sağ ayak sol ayak fark etmiyor. Çok ekstra oyuncular yani, o yüzden. Yani ben Suarez Griezmann arasında pivot santroforu tercih ettiğim için Suarez'i koydum. Yoksa kesinlikle hak etti yani. Evet. Okey, hemen devam ediyoruz. Ödül töreninin bir başka tartışılan noktası ve aslında
pek de olumlu anlamda değil de biraz şaşırtan mı demek lazım? Ya da biraz protesto niteliğinde olduğunu söyleyenler. Barcelona oyuncularının törene katılmasını istemedi, izin de vermedi. Ballon d'Or'un 3 adayından biri olmasına rağmen Messi de oraya gitmedi. En iyi 11'e seçildi. 5, kusura bakmayın, basketboldan alışkanlık. En iyi 11'e seçilenlerin de gitmesine izin vermedi. Bu karar hani doğru mu diye sormuşlar ama yani bu kararı nasıl buluyorsunuz diyeyim. Çünkü doğru, bence ben bu sefer sözü önce kendime alacağım. Bence kesinlikle doğru değil. Yani eğer gerçekten bu ödül saygınsa ve yılın en önemli futbol ödül töreni ise bu futbol dünyasının parçası ve çok önemli bir parçası olarak onun içinde yer almanız hem yaptığınız yani futbol için hem de Barcelona için değerli. Barcelona'nın katılmaması bence Barcelona aleyhine bir çentik ya da bir leke diyelim. Ama nasıl buluyorsunuz bu kararı? Acaba Messi'nin alamayacağından emin oldukları için bir protesto mudur, nedir? Yani protesto olsa bile orada olup ödülü alanları alkışlamaları beklenir. Normali budur. Bir kere yani futbola, Barcelona kulübü futbola da çok saygılı, spora da çok saygılı. Hangi spor dalına girdilerse oraya saygınlığı, spor dalının saygınlığına katkıda bulunan kulüplerin başına gelir Barcelona. O sebeple oyunculara da, diğer oyunculara da saygılı olmanın gereği orada bulunmak. İşte kırmızı mı giyecek, papyon mu takacak, ne yapacak? Gelecek orada alkışlayacak yani. Doğrusu budur. Bence böyle olmalıydı. Gelip alkışlamaları en doğrusu olurdu. Ben de açık yani ben katılıyor musun hocam bilmiyorum ama ben Barcelona adına bir yani kara leke demek istemiyorum ama yani küçük bir leke olduğunu düşünüyorum. O leke büyük ihtimalle de karadır. Yani sen toz kondurmadın biraz yani demek ben, istemedin kolay ben çok, kolay. Hayır, ben de kolay diyemem. Çok çok dramatik bir durum yani çok gerçekten yüz kızartıcı bir şey değil ama hoş değil. Açıklaması yoksa yani çok makul bir açıklaması yoksa bizim böyle bir programımız vardı çok önceden sözümüz vardı vesaire gibi bir açıklama yoksa bence orada bulunmaları gerekirdi. Şöyle olamaz söyleyeyim. Ki hocam zaten yıl boyunca o tarihte olacağı belli buydu. İyi bir kaybeden olmadan sevimli bir şampiyon olmak çok zor. Çok güzel söyledin hocam. İyi bir kaybeden, sevimli şampiyon olmak çok zor. Sadece kaybetmek değil. Şöyle bir kere zaten çok 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 güzel bir söz. Kesinlikle katılıyorum. Ama burada zaten kaybeden değil ki kazananlar aynı zamanda. Ya kardeşim Ballon d'Or'un 3 adayından biri sen neyini kaybettin yani? İlk 11'e Neymar ve Suarez yazdılar işte. Aynen. Ha, kaybedilmiş ne var ki? Kaybedilmiş bir şey yok. Daha, artı dünyanın en iyi 3 futbolcusundan birine sahip olduğunu söylüyorsun. Bu kaybetmek değil. Yani en büyük başarıyı kazanmış olmak değil mi yani? Kesinlikle ben de açıkçası anlam veremedim. Zaten anti Barcelona olduğum için Real Madrid cephesi evet, Real Madrid cephesi hala olarak ben gelmemelerine mutlu bile olmuş olabilirim. Ama bana da çok garip geldi çünkü Messi'nin kesin kazanacağını düşündüğü zaman o dediğimiz gibi kırmızıları çekip geliyorlardı. Yani buna gelmemeleri gerçekten beni de şaşırttı açıkçası. Hayır sadece hocam dedi ki oyunculara da orada alkışlayabilirdi. Ya orada sonuçta Ranieri'yi de ödüllendiriyor. Tabii onu da. En iyi golü atan diğer oyuncu değil mi? Tabii. Ya, o orada Messi'yi görmek istemez miydi? Hiçbir şey olmasa, onu alkışlarken. Tabii ki. Hiçbir şey olmasa futbolun kutlama gecesinde Barcelona kulübünün orada olması gerekir. Devam ediyoruz hemen bu hafta ödüller, açıklamalar vesaire derken Uğur'a soracağım bu sefer. Çünkü kendisi bu turnuvalarda yer almış bir insan olarak. Dünya Kupası statüsü bekleniyordu zaten uzun süredir. Konuşuluyordu ve nihayet açıklandı. 48 takıma çıktı. Sadece 48 takıma çıktığı açıklanmadı. Bir statüyle ilgili ne olacak falan diye konuşurken 3 takımlı gruplar da açıklandı. Nasıl karşıladın herhalde? İyi mi oldu? Ne düşünüyorsun? Yani Avrupa Şampiyonası'nı karşıladığım gibi karşılıyorum açıkçası. O kuralın aynısını şu anda, yani benzerini şu anda Dünya Kupası'na da çevirdiler. Üçüncü takımın çıkmasının yanlış olduğunu, daha fazla takımın oraya gitmesinin doğru olduğunu, daha fazla maç izlememizin doğru olduğunu ben düşünüyorum. Ancak üçüncü takımın çıkmasının yanlış olduğunu, çünkü üçüncü takım çıkacağı için genelde hep kontrollü oyunu tercih etti takımlar. Yani en iyi takım, gerçekten muhteşem takım ve şu anda futbol resteli izleyeceğimiz takım dediğimiz takımlar bile maçlarda hep kendilerini tuttular. Nasılsa bir dahaki maçı kazanır çıkacağım veya beraberlik bile beni üst tarafa çıkartıyor. Aman bir tane gol yemeyeyim'in yoluna gittiler. Ve diğer küçük takımlar da sadece defans yapmanın zaten yoluna gittiler. O yüzden de Avrupa Şampiyonası'nda bazı maçları çok keyifsiz maçlar izlemiş olduk. Şimdi Dünya Kupası'nda
da aynı şeyi göreceğimizi düşündüğüm için 3. takımın çıkmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Yoksa kural daha fazla maç oynanacağı, daha fazla maç izleyeceğimiz için daha düşük seviyede takımların Messi'ye karşı, Cristiano Ronaldo'ya karşı, işte Suarez'e karşı, Neymar'a karşı futbol oynayacak olmaları onlar açısından çok daha iyi bir şey. Oradaki onların ülkelerinin de izleyeceklerini düşündüğümüz zaman o ülkelerdeki futbol gelişimine de katkıda bulunacak diye düşünüyorum ben bu kuralın. Kesinlikle o açıdan doğru buluyorum. Ancak 3. takımı eğer çıkmasını izin vermeselerdi bence çok daha iyi bir kural olmuş olabilirdi. 3 takım grubu ikisi çıkıyor galiba. Ama en iyi 3.'leri de çıkaracaklar aynı Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi. Yok öyle. Onu bilmiyoruz daha. Yok 16 grup olacak. 16 grup 3'er takım. İlk 2'ler çıkacak. İlk 2'ler çıkacak. Son 3'ler elenecek. Evet. İlkini çıkacaklar. Yani 3 takımın ikisinin çıkıyor olması da bir tuhaf bence evet. Ama hocam. Yani bir taraftan iyi, neden iyi? İşte George Best'i Dünya Kupası tarihi yazamadı. Bu tip oyuncuları görmekten mahrum bırakabilir takım sayısının az olması. Mesela son şampiyonu Gareth Bale örneği. Gareth Bale aynı şekilde onu görme şansımız olmayabilirdi. İşte George Best hep anlatılır. Birçok mesela Abe Dupele. Onu Dünya Kupası tarihi yazmadı. Ama var mı Abe Dupele? Var. İzledik mi? İzleyemedik milli takım forması altında. Kulüplerde seyredebildik onu sadece. Bu yönüyle bakarsak hani yeni bir George Best seyrettirecekse bize 48 takımın orada olması bu harika. Buna kimse ayır demez. Ama benim üzerinde duracağım şey şu. Fikir çıkış noktası acaba şu mu? Japonya bir prezentasyon yaptı. Dünya Kupası'nı almak için. Dünya Kupası'nı dünyanın kupası yapıyorum dedi. Sloganı da buydu. Led'de mesela Fransa ile Brezilya oynuyor. Parc des Princes'e teknoloji kuracaklar. Maracanã stadına bir teknoloji kuracaklar. Maracanã stadında 100 bin Brezilyalı. Parc des Princes'te 60 bin 70 bin Fransız o maçı kendi ülkelerinde izleyebilecekler. Aynı zamanda kupa Japonya'da da oynanacak. Yani kupayı herkesin ayağına getirmeyi teklif etti Japonya teknolojisiyle. 3 boyutlu seyrettirecek statlarda. Yani biz Türkiye maçını oraya gidemeyen Türkler olarak işte Vodafone Arena'da veya Kadıköy'de seyredebilecektik. Nasıl fikir? İyi fikir. Süper fikir. Bir kere çok yaratıcı, dahiyane bir fikir. Ama bu fikre vermedi. Masaya balyayı koyan ülkeye verdi. Balyayı kim koydu? Dolar yeşil. Katar koydu. Katar aldı. Şimdi o bunu yapan FIFA'ya ben hani o George Best mantığıyla bakamadım. Öyle bak, bize George Best'i izletmek istiyor takım, diyemedim yani. Takım sayısının artması iyi ama bu rekabeti nasıl etkileyecek ben onu da bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şu anda kupanın favorisi, Alman'ın favorisi de Kanada, Meksika, Amerika ortaklığıyla girilecekmiş. Onların alması çok büyük favori diyorlar. Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri. Üçü evet. 2026 için favori diyorlar. Hemen devam ediyoruz. Orada neler olur biliyor musun Kaan? Hani o Haydut filmlerinde oradan oraya kaçıyorlar ya Kanada'ya yani orada çok giriş çıkış olur. Peki hemen ülkemize dönelim ve ara transferde yeni bir gelişme. Galatasaray Geri Rodriguez'i aldı, kadrosuna kattı. Geri Rodriguez'i ara transfer döneminde nasıl bir katkı sağlar hocam? Galatasaray'ın çok arzu edeceği, çok hayalini kurduğu oyuncu değil. Yani taraftarların hayal ettiği oyuncu bu oyuncu değil. Ya şimdi taraftarın oyuncu hayallerine kaldıysak hocam onlar genelde Drogba falan hayal ediyorlar. Elbette en, öyle. En alt seviyede. Şimdi sırayla gidecek olsak o hayale cevap vermeyecek. Şimdi Riekerik'in hayali nedir diye oraya getirirsek soruyu. Bence o hayale de cevap vermeyecek. Dilerim verir. Ama bakın oyuncu 26 yaşında değil mi? Evet. 26 yaşında PAOK'ta. Orada sayıları yüksek ama bu ligde aynı sayıları yapma şansı ben çok fazla vermiyorum. Buruma, Yasin ki Yasin'in akıbeti hala belli değil. Eğer bu ikili devam ediyorsa ben orada üçüncü olacağını düşünüyorum. Geri Rodriguez'in. Bu Yasin'in akıbetiyle ilgili belki bir sinyal verir mi? Verebilir yani. Demek ki onu gözden çıkarıyor ekip Galatasaray. Ama bakın yani Amrabatlar falan geldi gitti. O solun oralara. Tabii ki bu biraz daha kaleyle ilişkisi yüksek bir oyuncu Amrabat'a göre. Ama o aranan oyuncu o değil. Yani çok büyük oyuncu etki yapacağını düşünmüyorum. Yani. Çabuk bir oyuncu çabuk. Ama böyle çok
ekstre. Bence Yasin kadar da gol atacağını ben düşünmüyorum. Ondan daha biraz daha çabuk bir oyuncu. Atletik bir oyuncu. Ancak çok fazla oyun zekası gelişmiş, çok fazla oyun tekniği gelişmiş bir oyuncu değil. Kadro derinliğini belki kadro derinliğine bir artı katkı olacak olur. Bir oyuncu oldu. Yasin'in de ben affedileceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın Yasin'i kadroşu bırakmak gibi bir lüksü bence şu anda kesinlikle yok. Onun da bir kırmızı kartsa eğer konuşulan şey, ben onun affedilebileceğini düşünüyorum. Zaten ya olay sadece kırmızı kartsa yani kusura bakmasınlar da o zaman bu ceza mantıksız oluyor. Çok mantıksız. Ben şeye de mantıksız buluyorum. Pardon abi. Hani özür dilerim. Kalışı bıraktık. Affedelim. Bir daha kalışı bırakalım. Burnu sürtülsün. Bir daha affedeceğiz falan. Bu da şeye dönüyor artık. Hani oyuncağa dönüyor. Onu da doğru bulmuyorum. Ben de hani çok hocanın dediğine katılıyorum. Çok Galatasaraylıların işte bu. İşte şunu bekliyoruz diyeceği bir oyuncu değil. Ya ben hani çok bilgim olmadığı için benim de hani sizden şimdi duyduklarım ve okuduklarım kadarıyla takıma destek verecek ama takımı bir yukarı çekebilecek bir oyuncu değil gibi. En peki, doğru anlatım bu. Peki Galatasaray'ın ihtiyacı takımı bir destekleyecek bir oyuncu muydu yoksa yukarı? Bana biraz yukarı çekecek bir oyuncuya ihtiyaçları varmış gibi geliyor hocam sizin söylediğinizle paralel olarak. Kesinlikle. Bakın Galatasaray'ın yani kendi kendimize bunu çok rahat anlatabiliriz. Bir yabancıya anlatmak zor ama Galatasaray'ın çıtası çok yüksek. Yani bunu en iyi Galatasaraylılar bilir. Yani biz Türk olduğumuz için biz de biliyoruz. Galatasaray'ın hem oyun çıtası yüksek hem de oyuncu çıtası da yüksek. Yani düşmeye başladı ama onu durdurmaları, tekrar yukarı çekmeleri gerekiyor o çıtayı. Bakın sıradan oyuncular Galatasaray'da oynamaya başlarsa bu hem Galatasaray için hem ligimiz için iyi bir şey olmaz. Oyuncu sıradan oyuncu değil ama sıra dışı bir oyuncu da değil. Yani bu kadroyu başka bir yere götürmez, başka bir yere taşımaz. Sıradan oyuncularla alakalı, sıradan oyuncuları alıyorsan eğer çok net bir sistem takımı olmak zorundasın. Aynen, bravo be, bravo. Harika. Ama sen bunu da yapamıyorsun şimdi Snyder'den dolayı, Podolski'den dolayı. Bunu da yapamıyorsun, öyle bir özelliğin de yok. Yani tabii ki şimdi şuna da katılıyorum. Yani Galatasaray'ın şu anda içinde bulunduğu maddi durumda işte bu oyuncuyu aldırtabiliyor ancak. Evet. İşte bu oyuncu gelebiliyor. O zaman anladığımız kadarıyla transfer için biraz transfer yapmak çok iyi bir fikir değil diyoruz. Ya, katkısı olacaktır ama takım yukarı çıkaramaz dedik ve son dönemin en fazla konuşulan konusu, ara transferin herhalde Türkiye'de en fazla konuşulan konusu Samuel Eto'o oldu. Eto'dan çok bahsettik ama özellikle Eto'nun takımdan kalacağının açıklanış şekli son derece hem gündem oldu. Bana da hiç şık gözükmedi açıkçası. Şimdi bazıları hani açıklama nasıl yapılabilirdi, nasıl olabilirdi diyor ama nasıl, ne düşündün sen Uğur hani bu açıklama şeklini? Son derece yanlış düşündüm. Yanlış bir açıklama şekli. Ya bir kere Türkiye'de 3 büyük camiaları karşısına almamak lazım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şimdi bunlar... Ya kusura bakma da Uğur burada araya gireceğim. Yani karşısına almak derken sırf üç büyükler değil, herhangi bir takım ve artı bir yani çok özür dilerim ben biliyorsun çok özür dilerim ama ya her şeyden önce bunu yapanı kötü göstermiyor mu bu ya? Yani hiç şık, ne kadar hani çiğ bir görüntü oluşmadı mı? Yani şimdi acaba ne için yapıldı tabii onu da düşünmek lazım. Ha meydan okuma için mi? Yani hani ya sonuçta Eto bana soruyorsanız Eto bu devreyi de oynar bundan sonra oynamaz. Hani benim fikrim bu. Yani bir oyuncuya bu kadar şey yüklemek de doğru değil bence. Şimdi Antalya Başkanı'nın davete gelmiş hocası orada. Sonuçta hani tamam başkanlar bir aralarında belki bir sıkıntı yaşamış olabilir. Ancak Şenol Güneş gibi bir değer de oraya davetli. Daha geçenlerde stada adı verildi. Milli takımımızın dünya üçüncülüğünü kazanmış bir hoca. Türkiye'de gelmiş geçmiş değil mi Türk hocalar arasındaki ilk üçe girer mi hocam? Girer. Girmez olur mu? Girmez olur mu? Girer yani. Tabii ki. Şimdi Şenol Güneş gibi bir değer de orada. O da oradayken böyle bir şeyin yapılması hiç doğru gelmedi bana. Son derece yanlış bir açıklama şekli. Bunu yönetim kuruluyla konuştuk diyebilirsiniz. Olmuyor diyebilirsiniz. Beşiktaş'ta sonuçta küçük bir camiye. Herkes birbiriyle iletişim halinde. Aynı otelde kalınıyor zaten. Aynı otelde kalınıyor yani. Antalya Spor da aynı otelde. Beşiktaş da aynı otelde kalıyor. Son derece hatalı buldum.
Bilmiyorum bundan sonra nereye gider. Sen tabii onu şey yapmadın. Diğer kişilere, camialara da yapmamak lazım ama bence bana soruyorsunuz Beşiktaş gibi saygın bir camiaya, 110 yılı aşmış bir camiaya bu asla yapılmamalıydı. Büyük camiaları da bu şekilde karşı almamak lazım. Çünkü büyük camialar yeri geldiğinde ezip geçmesini de bilirler. Ya ben özellikle hani sen de çok güzel özetledin. Şekil tarafında çok. Şimdi Antalyaspor doğal olarak Beşiktaş oranında çok daha küçük bir camia. Antalyaspor Beşiktaş'ın istediği bir oyuncuyu elinde tutarak belki bir kendisi için küçük belli bir oranda bir zafer kazanmış ve bir Beşiktaş gibi bir camiaya meydan okumuş olabilir. Bunda bence çok sakınca yok ama bunu çok yani biçim olarak hiç böyle yapılacak bir şey değildi. Yani o konuda sana kesinlikle katılıyorum. Hocam ne düşünüyorsun? Ya orada Beşiktaş'ın ve Türkiye'nin efsane başkanı Süleyman Seba olsaydı. Yani Şenol Hoca Antalyaspor'da çalıştı bir de yani. Daha önceki yıllarda mesleğe ilk başladığı yıllarda Antalyaspor'da da görev yaptı. Bir kere o kadar saygın ve zarif bir adama, bir spor adamına, aynı zamanda Beşiktaş'ı temsil eden Beşiktaş Kulübü'nün başkanına beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama Beşiktaş Kulübü'nü temsil eden birisi. Kaldı ki çok orta ölçekli bir kulüp de olabilirdi ama camiası var arkasına, onu destekleyen taraftarları var. O şekilde sanki planlı bir şey gibi göstermiş olmak biraz kulüp zarafetine aykırı. Bakın profesyoneller zaman zaman kavga ederler. İstemesek de çirkinleşebilir de iş ama kulüp başkanları yani kravatlı beyaz yakalı o ekipler onlar o zarafeti elden bırakmamalı. Ben doğru bulmadım. Uğur doğru söyledi. Aynı otelde kalıyorlar. Açar telefonu. Değerli başkan veremiyoruz Eto'yu. Biraz sonra da açıklayacağız. Bu da kendi camiamıza bir moral vesaire sakın üzerine alınma değerli başkan. Der telefonu kapatır. Beşiktaş başkanı da sen canını sıkma başkan. Nasıl istiyorsan öyle yap der. Konu kapanırdı. Yine gövde gösterisini yapardı. Bu taraftar profilini bu kadar düzeltmeye çalışırken böyle taraftar gibi davranmamak lazım. Bu hocamın söylediği son 10 saniyelik bölümü bir klip yapıp yollayalım. Çok güzel söyledi. Manchester United sezon başında çok ciddi, yani çok büyük transfer hamleleriyle girip, Mourinho ile girip çok kötü tökezlemişti ama son 9 maç üst üste kazandılar bütün platformlarda. Ve şu anda istim üstündeler. Zirve yarışına ortak olabilir mi? Gerçi hatta ortak oldular bile eğer pozisyon açısından bakarsan. Ne düşünüyorsun İngiltere'de Manchester United'ın durumu? Ya Manchester United dev bir camia zaten. Hani büyük camia diyoruz. Oraya dev diyebiliriz. Dev bir camia. Her zaman ortak olma şansları var tabii ki kadrosundaki oyuncular ve camianın büyüklüğüyle birlikte. Tabii ki ortak olabilirler ancak ben bu sene Chelsea'nin çok fazla ortak edeceğini diğer takımları düşünmüyorum. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum tabii hocam ne düşünür ama tabii ki yakalamış oldukları ivme kazanma alışkanlığı olan bir kulüp için çok önemli. Ve bunu devam ettireceklerdir. Sonuçta oyun seviyeleri çok yükseldi mi sence peki? Biraz çok fazla ben açıkçası bir fark göremiyorum. West Ham maçını izledin mi? O maçı izlemedim. Yani hakem hataları yani zaten 1-0 geldi. İşte bu West Ham maçı 2-0 bitti ama yani kırmızı kart, İbrahimovic'in golü offside mi değil mi, açık offside. Yani biraz ite kaka geldiği gerçek. Yalnız bu 9 maçlık galibiyet ne olursa olsun iyi bir seri ama bu %100 çok iyi seri. Ama futbola o kadar da yansımadı anladığım kadarıyla. Futbola hiç yansımadı ama bu hafta bir şey göreceğiz. Şimdi pazar günü Liverpool maçı var. Şimdi Mourinho'nun kafasında ben şundan %100 eminim. Arsenal berabere kaldı ya. Yani bir Arsenal'i bir alayım yani. Arsene Wenger'le zaten kişisel bir rekabeti var. Şimdi Manchester City ile Pep Guardiola'yla da bir kişisel rekabeti var. Kimde yok ki hocam? Onlara çok yakın. Yani 4 puanlık aralıkta onları yakalayabiliriz. Chelsea yakalamaz. Çok zor artık. Yani bir başkası belki Chelsea'yi yakalayabilir ama United çok zor. Ama ilk amacı zaten o kişisel rekabette geride kaldı o iki teknik adamı yakalamak. Bu hafta Liverpool'la oynuyor. Yenerse zaten Liverpool'la yakalıyor aşağı yukarı. Ben biraz bireysel olarak daha iyiye gittiklerini. Yani işte İbrahimovic çok daha oynuyor. Nasıl sürükleyici daha oynuyor. Verimli. Daha verimli evet. Oynuyor. Daha işte Skorer. Biraz evvel Uğur'un söylediği rakibe tehdit yaratma konusunda daha büyük bir tehdit yaratıyorlar. Daha korkutucular gibi. Ama ben de oyuna çok öyle ekstra yansını görmüyorum. Tabii ki özgüven tazelendi biraz daha iyiler ama çok öyle oyunları çok öne çıkmış gibi değil. Bu da bir yerde onları yakalayacaktır herhalde. Sezon başından beri zaten bireysel
şeylerle, performanslarla sonuca gidiyorlar. Sezon başından beri böyleler ve hala bu şekilde devam ediyor. Yani Conte'nin Chelsea üzerinde yarattığı o sistemsel kaliteye daha ulaşamadılar ve bir de hala da onu beceremediler. Bir de Mourinho için herhalde biraz dramatik olsa gerek. Bıraktığı Chelsea bir anda böyle şey olunca evet, tabii ki değişik. Bu arada Mourinho son 10 yılda 1 milyar euronun üzerinde transfer harcaması yapmış. Öyle mi? Veriyorlar, harcıyor adam. Haklı yani. Doğru. Öyle değil mi? Ama çoğunda çok isabetli transferler yapamıyor galiba. Kaan, Avrupa'daki dev transferlerin dev transferleri büyük oranda kontrol eden bir çok uluslu ağ var. Bir network var. O network'ün dışına çıkarak zaten transfer yapma şansını vermezler. Bazı kulüpler hariç. O kulüplerden bir tanesi yani Jose Mourinho'nun çalıştığı kulüptür. Hangi kulüpteyse o network'ün içindedir. Olmak zorundadır biraz. Yani bilmem anlatabildim mi kestirmeden. Ben basketboldan biliyorum hocam. Oyuncu menajerleri, bunların şey ilişkileri. O oyuncuların network'ün başında kim var basketbolda mesela? Basketbolda var mı 3 isim? Basketbolda 3 isim, yani bir tane büyük patron var. 3'ü bir arada var mı yani? Yok, hepsi zaten birbiriyle ilişkili. Futbolda 3'ü bir aradadır. Ha. O 3'ünün network'ünün içine girmek zorundadır Jose Mourinho. Yani bence değildir. Basketbolda bence değildir ama kendi kariyeri boyunca girmiştir. Böyle de devam edecek. Beo Basket hakimdir Avrupa piyasasında. Beo Basket şeyine girmek, Mişko Raznatovic'e girmek zorundasınızdır diyoruz ve devam ediyoruz. Yeri gelmişken son dönemde İtalya'nın bir böyle efsane kaleci yetiştirme geleneğinin belki de son parçası mı diyoruz acaba? Donnarumma'yı nasıl bir kariyer bekliyor? Çünkü daha 17 yaşında ve şimdiden bu kadar süre alıyor. Bir de o, yani işte Tazov'dan gelen Buffon'dan, işte Abbiati diye sayabiliriz Buffon'a gelen. Bir kere onlar kaleye geçtiler mi? Performansları hiç yani belli bir seviyenin kolay kolay altına inmiyor. Şimdi Donnarumma'yı 2037 sezonuna kadar falan izleyebilir miyiz acaba? Yani Casillas etkisi sanki olacak gibi ben hissediyorum. Hayır, o da 17 yaşında Real Madrid tabii daha büyük bir camianın karşısına geçmişti. Ancak bu sanki daha iyi bir kaleci gibi geldi bana. Bence çok de. Çok fizikli böyle 1.96. Yani bir koç maçını izledim böyle kalede dehşet verici bir görüntüsü var bir kere. Hani biraz önce gösterdiğim basketbolcu eli vardı ya. Yani Atatürk'ün. Bunun da herhalde elleri o basketbolcu eli kadar falan vardır. Böyle kolları bayağı uzun. Muhteşem bir kaleci tekniği var. Kesinlikle o boyuna rağmen çok atletik bir oyuncu. Ya dedim, izlediğim maçlarda hayretler içerisinde izlemiştim. Nasıl bu yaşta bu kadar fundamental'ı en üst seviyeye çıkartmış diye. Ben Donnarumma'nın çok özel bir kariyeri olacağını düşünüyorum açıkçası. İnşallah da sakatlık falan yaşamaz da bizi de yanıltmaz. 20 yıl falan izleyebiliriz ben. Büyük ihtimalle izleriz. Yani bir de kalecilerin kariyerleri biraz daha uzun ve daha stabil olduğu için herhalde. Yani Milan'ın uçtuğu bir sezon değil bu. Uçmuyor Milan. Yani eski Milan'dan eser yok. Milan bir sürü uçmuyor. Ama 7 tane clean sheet var. 17 yaşında bir çocuk. Bunun yarısını, bir kısmını 16,5 yaşında yaptı yani. İnanılır gibi değil. 16,5 yaşında, 17 yaşında çocuklara biz harçlık veririz. İşte okula gider gelir yani. Benim çocuğum da oraya doğru geliyor işte. Inter, yani. Inter'i Juventus'u durdurmakla meşgul evet, diyorsun. Hakikaten öyle yani. Çok önemli, özel bir performans ve Serie A başka hiçbir lige benzemeyen, çok sıkıntılı bir lig. Bir genç oyuncu için de çok zor bir lig. Dünyanın en zor ligidir. En iyi ligi değildir ama oyuncular için en zor lig orasıdır. Bu çok açık. Ama gelenekleri olan bir kulüp ve gelenekleri olan, bir kaleci geleneği olan bir ülkenin bir ferdi. Buffon'dan sonra herhalde milli takımda alacak, öyle görünüyor. Evet. Belki hemen olmayabilir ama milli takımda alacak. İşte o 2037 miydi? Oralara kadar yani büyük ihtimalle göreceğiz. Yani 7 tane clean sheet hakikaten büyük macera yani onun için. Ben vereceklerini düşünüyorum hocam Buffon'dan sonra da ona. Verirler, olabilir. Ya ben hani ya İtalya'nın kendi oyuncusu diye ona vereceklerini ben düşünüyorum açıkçası. Evet. Peki tabii oyuncudan çok daha farklı duruyor kaleci. Çok müthiş bir transfer yapma ihtimali var mı? Zaten Milanlarındır diye bir şey vardır. Yani bir verirlerse onu alırlar zaten. Kolay verirlerse değil. Alırlar. Kolay değil. Yani Milano'dan ayrılmak gerçek bir Milanlı için yani çok ama çok zor. Çok ama çok zor. Onlar için dünyanın en büyük kulübü Milan. Kaldı ki dünyanın en büyük 5 kulübünden de bir tanesidir ayrıca. Evet, yani son dönemde o kadar şey olmasa da doğru. Yani ortalarda bile yarışsa böyledir.
Onlar bizim baktığımız gibi bakmazlar yani. Milan Milanlarındır ve öyle kalmalıdır diye bakarlar. Çok baskı görür ve çok iyi kontrat alır. Yani bir süre sonra Milan'ın en pahalı oyuncusu olur. Okey. Şu anda Avrupa Euroleague'de sezon arasına girildi. İlk 15 hafta tamamlandı ve sezon arasında bütün oyuncu kulüplerin menajerlerine yani teknik idari patronlarına bir anket yapıldı. Ve bu ankette işte Euroleague'de favorileriniz kim vesaire gibi sorular gelirken her sene yapılıyor bu arada bu anket. Hem sezon başında yapılıyor hem sezon ortasında yapılıyor ve değişmez bir gerçek bir kere daha tekrarlandı ve bütün Euroleague'in diğer koçlarında yöneticilerinde ortak görüş olarak Jelko Obradovic bir kere daha Avrupa'nın en iyi koçu olarak gösterildi. Ya bu hani çok da tartışılacak bir nokta değil herhalde ama herhalde son derece onur verici bir durum. Ya tabii şimdi 8 tane Euroleague şampiyonu. 5'i Panathinaikos'ta değil mi abi? 2 tanesi Real Madrid miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok bir tane Limoges değil pardon. Bir tane Badalona var yanında. Badalona'da evet. Badalona. Real Madrid bir tanesi. Madrid, evet. Bir tane daha var ama onu hatırlayamadım şu anda. İnanılmaz bir kariyer. Evet. İnanılmaz bir kariyer. Benetton'da. Yok Benetton'da olmadı pardon. Özür dilerim. Yani Obradovic'in kenardan oyuna dokunuşlarını hissedebiliyorsun abi. Ben basket... Partizan. İlk yaptı. Partizan. 92 doğru. İstanbul. İlk, ilk hocalığını yaptı. 92 Partizan. İstanbul. Doğru. Ben mesela basketboldan mesela senin kadar anlama şansım yok benim. Estağfurullah. Veya bir basket oynamış bir insan kadar anlama şansım yok. Ancak basketbol maçlarına gittiğimde işte Ülker Arena'da Obradovic'in oyuna dokunuşlarını görebiliyorum kenardan. Yani bir şey yapmış ve oyuna hakikaten etki ediyor yaptığı şey. Moladan sonra atıyorum. Ve bunu gerçekten hissedebiliyorum. Yani ben bana bunu hissettirebiliyorsa Obradovic gerçekten bu unvanı hak ediyordur. Ama çok gergin abi ya. Niye bu kadar? Mesela bir röportajda dediler ki işte koç bugün çok gergindin dedi. Bu benim için diyor anormal bir durum değil ki ben her zaman gerginim diyor ya. O morlaşıyor. Evet, yavaş yavaş mora dönüşüyor. Enteresan peki, bir gerginliği var. Biraz evvel söylediğin şeye geleceğim. Cristiano Ronaldo'nun sahada duruşu Obradovic işte bir koç olarak kenarda dururken aynen o etkiyi yaratıyor evet, değil mi? Aynen öyle etkiyi yaratıyor. Hani mesela rakip oyuncular üzerinde de. Yani dev gibi oyuncuların Obradovic'e baktıktan sonra küçüldüğünü görüyorum mesela. Mesela böyle oluyor. Böyle Messi kadar falan oluyorlar hocam. Evet. Orada bile o hocanın etkisi çok net anlaşılıyor. Bu hafta Beşiktaş maçında bile akaretlerdeydi maç. Akatlarda. O maçta bile yani hemen farkını ortaya koydu. Oyunun son bölümünü çok farklı oynadı mesela. Kenarda tuttu oyuncular. Uzun süre kenarda son saniyelerde o koydu. Mesela şöyle bir şey. Aldı maçı götürdü. Şimdi tabii yakın arkadaşlarımız olduğu için hani oyuncularla ilgili. Hocanın kurduğu oyunun haricinde ekstra bir şey aksiyon yapmaya çalışan oyuncuyu direkt yani hemen çekiyor kenara. Hemen. Kendi yani planı. Kendi planının haricinde dışına çıkan. Kim olursa. Oyunu ben kuruyorum. Benim kurduğum gibi olacak diyormuş yani. Eğer ekstra o anda bir şey yapmaya çalışırsan hemen kenara çekiyormuş. Zaten onu kenarda bol bol ikisini görüyoruz. Hocam. Yani Dixon'ı işte bu hafta mesela son bölümde korumak için de aldı diyebilirsiniz. Protesto olmasın diye de aldı diyebilirsiniz. Taktikçi ama aldı ve çok doğru bir karar verdi. Yani Bogdanovic yeni dönmüştü. Son bölümü onunla oynaması falan. Yani bir tane maçtan örnek veriyorum ama yani o şeylerin yöneticilerin seçtiği ikinci teknik adam da Obradovic'in eski yardımcısı. Evet. Yani ekol ben yani. Tam oradan bahsedeceğim de ağzımdan aldım. Evet. Yani yıllar hakikaten bir ekol ve okul. Aynen. Aynı şey zaten. Bu ama bu en önemli konu. Ben de tam ondan bahsedeceğim ama hocam hoca. Zaten çok farkında. Çok büyük spor adamı yani. Şu anda Fenerbahçe'yle birlikte şampiyonun en büyük adayı olarak gösteren CSKA'nın başında yıllarca 10 küsur yıl Obradovic'in asistanlığı yapmış. Obradovic'in bütün öğretilerini özümsemiş. Ha tabii ki çekirge ama yani zaman içinde İtudis'te inşallah yani belki de Obradovic'in önüne gider kimse bilemez ama onun da en değerli ikinci koç haline gelmesi belki de Obradovic'in büyüklüğünü bir kere daha perçinleyen bir nokta. Belki CSK'nın antrenörü de bir gün Sensei olacak ama şu anda Sensei Obradovic. Neyi bu kadar Sensei farklı yani yapıyor peki abi? Özür dilerim hocam. Neyi bu kadar farklı yapıyor da? Ya bir zaten bir özel yeteneği ve dehası var. İki şu anda bak o kadar büyük başarıları say say bitmiyor. 92'den beri yani 25 yıl mı oluyor tabii 25 yıldır buralarda olmasına rağmen en ufak bir enerjisini, isteğini, kendini geliştirme ve başarılı olma isteğini asla kaybetmeyip hala en üst seviyede kalması, her zaman kendini yenilemesi. Bunların hepsi bir araya gelen faktörler. En büyük sorunlardan biri belli bir seviyeye geldikten sonra orada yavaşlayanlardır. Asla şey olmuyor. Rekabet tatmin olmuyor diyelim ve devam edelim.
Orada işte 25 yıldır buralarda ama bir tane oyuncu son dönemde çok 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 fazla bahsedilmeye başladı. Hak ederek çok hak ederek de bahsedilmeye başladı. Giannis Antetokounmpo, Nijeryalı asıllı bir Yunan oyuncu. Aslında Nijeryalı yani annesi de babası da ama Yunanistan vatandaşı. Bir zamanlar Yunanistan'da Atina'da Pire'de sokakta çakma saat satarken yani bizim hani İstanbul'da da gördüğümüz bireyken inanılmaz büyük bir yükselişle ki drafta girerken 13. sırada seçildi. Yani o yani yetenekli olduğu ve belli yetenekleri olduğu biliniyor ama çok hamdı. Ama bu şimdi 3. senesine geldiğimiz zaman görüyoruz ki her maç neredeyse 20 sayı, 9 rebound, 8 asist, 5 top çalma, 4 blok yapabilecek kadar müthiş bir oyuncu dönüştü ve şu anda NBA'in yeni süper, zaten şey sormuşlar, Yunan yıldızı, basketbolun yeni süper yıldızı mı diye. Ben direkt cevap verip diğer yorumcularımıza söyleyeceğim. Kesinlikle yeni süper yıldızı. Ve yani şöyle, şu anda süper yıldız sınıfına girdi ve tavanı inanılmaz bir noktada. Gerçekten inanılmaz. Uğur, sen seyrettin mi bir kere? Ben bir iki defa seyrettim ama oyuncuyla alakalı çok net bir şey söyleyeceğimi düşünmüyorum. Çok net bir fikrim yok açıkçası oyuncuyla alakalı. Çünkü çok net bir fikir edinmenin çok zor oldu. O kadar ham ki ama mesela şöyle bir örnek vereyim. 3 sayı çizgisinin hemen gerisinden turnikeye girmeye başlıyor. Şimdi bunu ekranda izlerken anlamak çok kolay değil perspektif koymak. O kadar bu Usain Bolt'un koşmasına benziyor. O kadar uzun adımlar atıyor ki elleri yani, parmak baş parmağından yüzük parmağının ucuna kadar 32 santim. Korkunç elleri var. Öyle büyük adımları var ki bildiğin insanlardan çok daha önemli mesafeler kat edip önemli yerlere uzanabiliyor. Öyle hani bildiğin uzaylı mı abi yani? Resmen uzaylı ya. Yani evrimin şey yeni insanlığın gittiği nokta yani versiyon 1.1 yani. Hakikaten genetiğiyle oynanmış. GDO'lu. Atletik mucize diyoruz ya LeBron'a. Bu da onlardan bir tanesi. Ya genetik mucize ya. Genetik anomali yani resmen. Ben Milwaukee'de birkaç maçını görmüştüm 3-4 sene evvel ilk geldiğinde. Hayretler içerisinde seyrettim bu kadar genç bir oyuncunun öyle bir fark yaratması. Ama benim söyleyebileceğim tek şey süperstar olur olmaz onu bilmiyorum ama ben olmasını çok istiyorum. İşte Yunanistan'daki ırkçı parti Altın Şafak Partisi'nin başkanı, genel başkanı onunla ilgili işte maymun, şempanze falan gibi benzetmeler yapmıştı. Onu duyduğum günden beri ben Antetokounmpo'nun gidebildiği kadar gitmesini istiyorum yani. Nereye kadar giderse oraya kadar gitmesini istiyorum. Valla standart. Attığı her sayıda Altın Şafak'a gönderme oraya, olsun. Oraya gitsin isterim yani. Yani şöyle yani tabii ki. Çirkin çok, bir tutum çünkü yani. Çok çirkin. Aşağılık bir durum. Yani bu şöyle olur. Yani eğer gerçekten onu maymun diye küçümsemeye çalışıyorsa yani tüm insan ırkını küçümsüyor. Çünkü bizden daha üstün yani. O zaman bilinen insanlardan daha üstün oluyor. Gerçekten yalnız özellikle gelişim çizgisini izledik. Çünkü genelde bu tip saf yetenekli oyuncular zaman zaman tavanlarına ve potansiyellerine ulaşmakta zorluk çekebilirler. Bir sürü nedeni vardır bunun. Tembellik olabilir, şanssızlık olabilir vesaire vesaire. Hem çalışma aşkı, hem o kendi hala o çocuk naifliğini koruması, gelişim çizgisini gördükçe, yani son 1,5 senede gelişim çizgisini gördükçe ben de çok hayranlık ve hayretle izliyorum ve süper yıldız oldu diyorum. Ve bugünkü ters köşenin de sonuna geliyoruz. İyi akşamlar dileyelim. Haftaya görüşmek üzere.